أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
يا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله يحيى هوجام، çok teşekkür ediyoruz.
Allah tesirini halka eylesin. Amin inşallah. İyisiniz Allah değil mi Yahya? Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Allah sağlık afiyetiniz daim etsin. Olsun. Cumanız mübarek olsun efendim. Cumanızın cumanız mübarek olsun. Selam ederiz. Kocatepe Camii'ye, o şanlı cemaatine. Teşekkür ediyorum. Allah Eyvallah. Razı olsun. Sağ olun. Saygılar efendim. Sağ olun. Efendim merhabalar. Kocatepe Camii İmam Hatibimiz, değerli hocamız Yahya Çelik Beyefendinin okuduğu o leziz tilavetle sizlere merhaba dedik. Sözlerin hakikaten en güzeli. Niçin? Çünkü Allah bizi çok seviyor. Biz de Allah'ı seviyoruz. Ve Allah-u Teala'yı sevenler gerçekten nihayetinde doğruyu buldukları gibi kazançlı çıkacak olanlar. Öyle bir ecdadın ahvadıyız ki, severim ben seni candan içeri diye söze başlayan ya da bir başkasının gönlüne neşet ediş itibariyle seni sevmek benim dinim, imanım diyen ya da severim her güzeli senden eserdir diyerek diyen bir ecdat. Bize Allah'ı ve Resulünü sevmeyi öğretmişler. Ve hakikatinde bu olduğunu söylemişler. Bir yandan çıkmış gönlü güzel birisi bir silsile ifade etmiş ve demiş ki Allah bizi yarattı. Hakikat. Amenna. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Amenna. Ve Cenab-ı Allah bizi çok seviyor. Hakikaten çok seviyor Cenab-ı Allah bizleri. Ve merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Allah bize kendisini sevebilmeyi bahşediyor. Bu da büyük nimet ve lütuf. Bugün sizlerle birlikte sevgiden ve merhametten bahsedeceğiz. Aslında en çok ihtiyacımız olan iki kavram ya da elimizde olduğunda bazen en çabuk tükettiğimiz iki kavram. Kavuşmayı çok ümit ederek hayatımızı yaşayıp kavuştuğumuzda bazen kıymetini bilmediğimiz iki kavram. Acaba hakikaten sevsek ve hakikaten merhametlilerden olsak ne olur ya da ne olurdu dünyamız? İşte biraz bütün bunlar üzerinde tefekkür etme gayretinde olacağız. Çok değerli hocamız, Antalya Müftümüz Nazif Fethi Yalçınkaya hocamızla birlikte programımıza mesajlarınızda da inşallah dahil olun arzusundayız. 0535 018 17 47 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Onları da ara ara okuma gayretinde olacağız. Bugünkü mesajlarınız sevgi ve merhamet üzerine olsun inşallah. Cuma tebrikiyle de birlikte onları süslerseniz hoş olur diye düşünüyoruz. Şimdi Antalya'dan çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi Antalya'dan bize hem muhabbet getirdi hem sıcaklık getirdi. Ankara'dayız malum. Birazcık havalar soğudu. Onun muhabbetiyle ısıracağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah efendim. Teşekkür ederim Necip Bey. Allah iyilik versin. Siz de nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Nasıl görünüyoruz? Gayet güzel. Sevgi ve merhametin anıldığı bir yere Allah'ın rahmeti, bereketi iner. Hocam şimdi buranın ambiyansı, ortamı o kadar güzel ki şimdi Yahya hocam Kur'an-ı Kerim tilavet etti lakin hemen arkasında her biri birbirinden farklı güzel şekilde tezyin edilmiş Kur'an-ı Kerimler var. Evet. Ve bakıyoruz ortam cami. Cami neresi? Müminlerin bir olduğu, beraber olduğu, cem olduğu mekanlar. Sonra soruyorum kendime, acaba sevgi olmasa bu olur muydu? Olmazdı herhalde. Bazen de sevgiyi öyle yüzeysel geçiriyoruz ki, aslında bize sevgilerin en hakikisini hiçbir karşılık beklemeksizin veren Cenab-ı Allah var. Acaba bununla birlikte misliyle mukabelede bulunma gayretinde miyiz vesaire, böyle çok soru var, kafamız karışık. Ama istiyoruz ki sevgi nedir, merhamet nedir, bunun özünü öğrendiğimizde bunu gerçek anlamda öğrenmiş olur muyuz, tatbike ihtiyacı var mıdır, nasıl yeşerir gönüllerde, sizden dinleyelim hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah Necip Bey. Mevcudatı sevgi ve rahmetiyle kuşatan, rahmeti gazabını geçen, mahlukatının ekseninde olan insanı sevgiden yaratan, zerreden küreye her şeyin ortak dilini sevgi ve merhamet kılan, evlenen eşler arasına koymuş olduğu sevgiyi ve merhameti varlığının delillerinden sayan, El-Vedud ismiyle sevginin, Rahman ve Rahim adıyla merhametin kaynağı olan alemlerin Rabbine, Allahu Azimüşşan'a sonsuz hamdü senalar olsun. Eyvallah efendim. Habibullah olan, alemlere rahmet olan,
müminlere rauf ve rahim olan, Allahu Ekber. Ahiretle ilgili kendisine soru soran kimseye, el mer'u men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir diyerek, cennet birlikteliğini sevgiye bağlayan, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olmazsınız buyurarak, cenneti imana, imanı da müminlerin birbirini sevmesine bağlayan örneğimiz, önderimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, ashabına selat ve selam olsun. Ne güzelsiniz hocam ya. Allah razı olsun. Evet. Bir gün Peygamberimiz ashabıyla otururken mübarek ağzından şu cümleler döküldü. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan, yakınlıkları dolayısıyla öyle kulları vardır ki onlara peygamberler ve şehitler gıpta ederler, imrenirler deyince Allah Allah. Sahabe-i kiram heyecanlandı. Kim onlar ya Resulallah dedi. Peygamberimiz onların dikkatleri hazır hale gelince, onlar aralarında bir kan bağı, akrabalık bağı olmadığı veya dünyalık aralarında dönüp dolaşan bir menfaat olmadığı halde birbirlerini sadece ve sadece Allah rızası için sevenlerdir müjdesine nail olmak için bundan haberdar olup hayatlarına bu amacı yerleştiren Müslümanlara, şu anda bizleri Diyanet TV'de izleyen çok değerli kardeşlerime selam ve muhabbetler olsun. Allah razı olsun muhterem hocam. Böylelikle birini zikretmiş olduğunuz arşın gölgesi altında gölgeleneceklerin diğer altısına da selam olsun diyelim. Selam olsun. Allah razı olsun. Hocam şimdi bazen öyle hal olur ki bir cümle aslında saatlere sari sohbetin anlamını kendi uhdesinde barındırabilecek kudrete sahiptir. Bu giriş hakikaten öyle oldu bizim için. Evvela çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Girişte de ben zaten size suali tevdi ederken aslında böyle bir girişle muhatap olacağımı bilmeksizin böyle bir ümid ile aslında onu sual etmiştim. Evet. Lakin hocam öyle bir haldeyiz ki hani balık derya içlidir, yalnız deryadan bir haberdir. Evet. Biz de dört bir tarafımızdan bizi kuşatan sevgiden haberdarız aslında da mahiyetini bilmiyoruz. Ya da neresi? Bakıyoruz, görmüyoruz. Bakıyoruz, görmüyoruz. Evet. Hocam görünür mü sevgi? Ya da nasıl idrak edeceğiz? Evet. Nasıl farkına varacağız evet. sevginin? Şimdi böyle sorunca Allah tasavvurundan bahsetmek gerekti. Eyvallah. Balık misalini verince ben bunu çok zikrederim. Şimdi balıklar biliyorsunuz suda yaşadıklarını bilmiyorlar. Evet. Bizler de Allah'ın nuru içinde, kapsama alanı içerisinde yaşadığımızın farkında değiliz. Allahu nuru semavati vel art buyuruyor Rabbimiz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Amin. Gökler dediği uçsuz, bucaksız evren. Evet. Dünya o evrenin içinde bir nokta kadar yer kaplıyor. Evet. O nokta kadar olan evrende biz insan, Ankara'da ve bir stüdyoda biz ne kadar yer kaplarız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarım sana beni soruyorlar de ki fe inni garip, ben onlara çok yakın. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, size şah damarınızdan daha yakınız buyuruyor. Ama biz hissediyor muyuz bunu? Nasıl hissedeceğiz? İşte bunu hissetmemiz için işte o merhametin, sevginin merkezi olan, yeri olan kalbimizi doğduğumuzdaki gibi tertemiz tutabilmemize bağlıdır. Eğer biz kalbimizi Allah'ın nazargahını doğduğumuz gün gibi tertemiz tutabilirsek, o zaman padişah konmaz saraya hane mamur olmadan sırrı tecelli eder. Aynen. Ve padişah gelir oturur otağına, evet. tahtına. Büyüklerimiz çok güzel bir söz söylemişler. Allah ne yerdedir ne gökte,
müminlerin kalbinde. Amin. Anlayamazdık, gökte değil, yerde değil de müminlerin kalbine nasıl sığacak? İşte bütün evreni kuşatan nur ya, eğer kalbimiz bizim günah kirleriyle paslanmamışsa, kararmamışsa, o nuru bu kalp yansıtacaktır. Nasıl ki aynayı güneşe tuttuğumuzda, aynanın sırçası gitmemişse o güneşi alıyor, yansıtıyor. Evet. İşte o Allah'ın nurunu da bu kalp alacak, hissedecek. Nasıl hissetme bu? İşte biraz önce Yahya hocamız okudu. Güzel evet. Bir Kur'an okunduğunda içimiz titriyor ya Necip Bey. Evet hocam. İşte o Allah'ın varlığının delillerindendir. O Allah'ın tecellisidir. İşte kalbimizde olduğunun delilidir. Uçan kuşta, uçan kelebekte, yağan yağmurda, filiz olan tomurcukta, açan çiçekte, küçük masum çocuğun gülüşünde, ağlayışında, kuzuların meleğişinde, güzel bir ilahi okunduğunda hissettiğimiz o titreyiş var ya, o merkez kalp, işte o Allah'ın tecellisidir. Hocam ümit var olalım mı yani? Kur'an-ı Kerim tilavetinden ya da sizin ifade ettiğiniz o güzelliklerden Cenab-ı Allah'ın o güzelliğinin idrakine erebileceğimiz küçücük zerrecikler bizi ümit var etsin tabii mi? Tabii ki. Ve tevbeye hemen koyulalım mı hocam? Tabii ki. İşte balıklar hissedemiyor. Evet. İnsanlar da ya ben niye göremiyorum Allah diyor. Oysa Allah'ı şu stüdyoda görse o Allah olmaz. Dolayısıyla isterdim Allah'ı buldum ise ne oldu der. Evet. Gerçi o nutku şerifin başka bir manası var. Tabii ki. Eyvallah. Ama Allah'ı bakıp da görememek. Biraz önce dedim ya, suyun akışında, evet. Yağmurun yağışında, karın yağışında, bir çiçekte, bir bitkide, bir kedide, bir hayvanda, Allah Allah. Bir kuşta, o bakışınıza bağlı. Dağda, taşta, bakışımız önemli. Hocam şimdi... İşte o bakış, eyvallah. Özür dilerim. Estağfurullah. Kalbin, merhametin, sevginin, vicdanın yeri olan kalbin temizliğine bağlı. Eğer bizler günahları alışkanlık haline getirmiş, günahlardan tevbe etmemiş ve o günahlar evet. Da kalbimizi kas katı yapmışsa, Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini, kudretini hissedemeyiz. Hissedemeyince merhametsizleşiriz. Alimlerimiz buyuruyor ki, Allah bir insanı helak etmek istediğinde, İlk önce insandan haya duygusunu alır. Allah Allah. İkinci olarak güven duygusunu alır. Sübhanallah. En son merhamet duygusu. İnsanda artık merhamet duygusu da gitmişse o insan insan olmaktan çıkmıştır. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını öpüyordu. Evet. Bir bedevi de geldi dedi ki ya Resulallah siz çocuklarınızı böyle öper misiniz? Benim 10 tane çocuğum var. Ben onların hiçbirini öpmüyorum deyince Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapayım ne yapayım buyurdu. Merhamet gidince sevgi de gidiyor. Bunların merkezi kalp. Günümüzde Necip Bey üzüldük. Daha dün bir hadise oldu. Evet. Genç, günahsız, masum bir kızımız. Vahşice öldürüldü. Şair Peygamberimizden önceki cahiliye dönemini Mehmet Akif Ersoy çok basit özetler. Evet. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Şimdi sadece o dönem değil cahiliye dönemi. İslam'ın getirmiş olduğu güzel ahlakın, değerlerin yaşanmadığı her dönem cahiliyedir. Evet. Bir insanın günahsız bir insanın vahşice, kılıçla öldürülüyorsa, bunun sebepleri üzerine birçok psikolojik, sosyolojik analizler yapılabilir. Evet. Ama esas, biraz önce bahsettiğimiz ne? Esas, kalplerin kararması. Allah'ın nazargahı olan kalpler karardığı zaman, gönüller kirlendiği zaman, vicdanlar karardığı zaman, evet. İnsan insanlığını unuttuğu zaman artık her türlü vicdansızlığı, her türlü şiddeti,
her türlü çılgınlığı uyguluyor. Evet. Günümüzde baktığımız zaman haberlere dikkat edin lütfen Necip Bey. Haberlerin yarısı kadın cinayetleri. Evladın annesini babasını öldürmesi, bir diğerinin komşusunu öldürmesi, hep cinayet, hep şiddet, hep hiddet, hep öfke. İnsanlık bu hale nasıl geldi? İnsan kendisini yaratanı, kendisini yaşatanı, kendisine değer ve şeref vereni, kendisine sayısız nimetler vereni unuttuğu zaman, değil mi efendim? Onun bizim için hayat olan ilkelerini, ayetlerini hayatından çıkardığı zaman, Allah var deyip de Allah yokmuş gibi yaşadığı zaman kalpler kirliyor, kirleniyor. Vicdanlar kararıyor. Evet. Öyle olunca da işte artık hepimizin üzüldüğü durumlar meydana geliyor. Ama biz fıtratımıza, Allah'ın yaratmış olduğu tertemiz fıtratımıza, o gönül temizliğine, o insanı her şeyin ortak dili olan sevgiye, merhamete döndüğümüz zaman, inanın ben düşündüm çok, nasıl önlenir bazı şeyler? Mesela müminler, Müslümanlar arasındaki ihtilaflar, evet. Her bir grubun kendisini fırkayı naciye gördüğü, herkesin kendisini hak gördüğü. Ve bir, sürekli diğerlerini ötekileştirdiği ve eleştirdiği. Evet. Her şeyin merkezine kendini koyduğu ama Müslümanların evet. Bir türlü bir araya gelemediği. Nasıl getiririz? Hakikaten ilk önce o sevgiyi ve merhameti gönlümüzde hissettiğimiz zaman. Muhterem hocam, izninizle burada bir virgül koyalım. Buyurunuz. O sevgi ve merhameti hissetmek, bu hissiyata kavuşabilmek ve bunu muhafaza edebilmek adına izninizle bir iki mesaj, bir eser sonrasında devam edelim. Buyurunuz lütfen. Ama dönüşte şunu da sual edeceğim izninizle muhterem buyurun. Hocam. Sevgi ve merhamet kendi özünde miktarı azalan ve artan ya da nasıl söyleyeyim niceliği ve niteliği değişen kavramlar değil gibi geliyor bana. Evet. Onun muhatabı olan gönüllerde arıza olduğu vakit bu eksik gibi algılanıyor. Eğer bir arıza yok ise ziyadeleşiveriyor ya da öyle bir hissiyat oluyor. Bir bunu soracağım efendim buradaki mevzuyu. Bir de tarih sahnesine baktığımızda ki Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Birçok peygamber kıssasında hakikaten hem zulüm görmüş hem de Yusuf Aleyhisselam misali kardeşleri tarafından sevgisizce ve merhametsizce kuyuya atılan bir peygamberin hayatından kıssalarda bahis var. Bunu sormak isterim muhterem i̇nşallah. Hocam. Birazcık bu detaylara i̇nşallah. Da inşallah, inşallah girelim. İnşallah. Peki efendim. Bir yurt dışı mesajıyla Hollanda'dan gönderen seyircimiz selam etmişler. Aleyküm selam. Evimize hoş geldiniz. Cuma akşamınız hayırlı olsun. Sizlerin de efendim bereketli olsun inşallah. İstanbul Ataşehir'den Hatice Yücel hanımefendi selam etmişler. Aleyküm selam. Allah'ım senin sevgini bize kendimizden, ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli eyle duasıyla programınıza iştirak etmek istedik demişler. Muhabbet ve hürmetle hayırlı geceler bilmukabele efendim. Allah sizden razı olsun. Bir başka seyircimiz Mustafa Keşküş Bey, insanı insan yapan en önemli cevher sevgi ve merhamettir. Antalya'dan kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin demişler. Necip Bey evimize hoş geldiniz. Biz İzmit Kuruçeşme esnaflarından Terzi Fikret cumanız mübarek olsun demişler. Fikret abi Allah razı olsun. Libaslarımızı beğeniyor musunuz bilmiyorum ama Cenab-ı Allah sizi İdris Aleyhisselam'a cennetle komşu eylesin inşallah. Cumamız mübarek olsun. Ayrıca sizi izliyoruz. Ailenize de selam ederiz. Hocamıza da çok selamlar demişler. Allah razı olsun. Bir başka seyircimiz Antalya'dan Süleyman Çiçek Bey selam etmişler efendim. Geceniz mübarek olsun. Hocamıza da sevgi ve hürmetle her zaman dualarımızdasınız. Allah Celle Celaluhu razı olsun demişler. Amin efendim. Seyircimiz Antalya Murat Paşa'dan Akdeniz'in ılık meltem havasından selam ve muhabbetler diliyorum. İdarecim hocama da saygılar sunuyorum. Selametle demişler ama adınızı göremedik efendim. Teşekkür ederiz. Elmalı Müftüsü Doktor Fahrettin Bektaşoğlu hocamız yazıyorlar. Aleykümselam muhterem hocam. İyi sohbetler, konu çok güzel. Başkanlığımıza nasip hocamıza ve sunucu kardeşimize çok teşekkürler. Bu iki temel esası yaşatalım inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Elmalı'ya selam olsun efendim. Alanya'dan Recep Kolsuz Bey selam etmişler. Hayırlı
programlar, hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. Son bir mesaj okuyayım. Muhsin Uysal Kastamonu'dan yazıyorlar. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerine selam olsun. Vefa dolu bir ömür temennisiyle hayırlı geceler, hayırlı cumalar demişler. Hocam izninizle bir eser okuyayım. Lütfen, ondan sonra devam edelim inşallah. O tecelli hissedelim değil mi? O hissi verecek. Bilmiyorum nasıl. İnşallah. İnşallah. Buyurun üstadlar. Eyvallah. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sevgi baht olmuş ezelden bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ama siz de bir türlü. Gönlüm nakşetmiş.
Ay maşallah, barekallah. Ne kadar güzeldi Cüneyt abi. Cüneyt abi, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Allah razı olsun abi, eyvallah. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlar. Ama bugün Cüneyt abim hakikaten çok güzel bir taksim yaptı. Her zamanki gibi. Eyvallah muhterem hocam. Allah razı olsun. Hocam, şimdi bu eserde bir yer var. Evet. Bir gün çok sevdiğim bir üstadımla, büyüğümle hacı farizasını yerine getirmek üzere karayolundan hacca giderken Suriye'de böyle adetiydi rahmetlinin, Yekta Palazoğlu efendim var idi. Koluma girdi, dedi ki biraz yürüyelim, sohbet edelim, konuşuruz falan, ama susuyor mübarek. Ben de dilime geliverdi bu eser, biraz mırıldandım. Yani sordum, dedim ki efendim, donandı dağlar bahar olunca, gölgem kayboldu gönlüm dolunca diyor. Allah Allah. Buradaki sır nedir diye sordum. Allah. Bana döndü, dedi ki, Necip dedi, Allah Resulü'nün gölgesi var mıydı? Yoktu efendim. Onun gönlü dolmuştu Allah ile, onun sevgisiyle. O yüzden gölgesi yok idi, Allah Allah, dedi. Böyle bir mana orada gönlüne Hazretin zuhur etti, bize de ikram etmişti. Allah, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin. Efendim, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Böyle bir eseri de okumuş olduk, sizlere de ikram etmiş olduk sağ böylelikle. Efendim, sevgiden, merhametten ve sevgisizlik ve merhametsizliğin de neticelerinden bahsediyorduk. Ve geldiğimiz nokta... Bu güzel, işte sahabe-i kirama, evet, sevgi ve merhamet örnekleri var ya bazen, evet, ne hale geldikleri. Hazreti Ömer'in mesela, ya, daha önce kaba, sert bir insanken, kardeşine şiddet uygulayan bir insanken, ya, daha sonra hayvana eziyet veren, çocuktan serçeyi koyun fiyatını alan, irhamu ehlel ardı yerhamukum men fisseme hadisini okuyan, yeryüzündekilere merhamet, evet, edin ki, evet, gökteki size merhamet etsin, Allah da size merhamet etsin. Hocam, muhteşem bir alışveriş aslında bu. Evet. Yani Cenab-ı Allah, eğer siz benim yarattıklarıma sevgiyle, merhametle yaklaşırsanız, evet, benden sevgi ve merhamet zaten size iletilecek diyor. Aynen. Muhteşem bir alışveriş. Mesele burada vakıf olmak bu mevzuya. Aynen. Peki hocam, yalnız şu var. Öyle bir noktaya geldik ki, biraz önceki sohbet kısmında sizin ifade ettiğiniz hususiyetlerden yola çıkarak söylüyorum. Sanki Kur'an-ı Azimüşşan bize gelmemiş gibi. Aynen. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatı bize örnek değilmiş gibi.
onun ümmetinden olduğumuz iddiasını ortaya koyarak ispattan uzaklaşırcasına sevgiden ve merhametten uzaklaşıyoruz. Sevgin mesela İslam alimlerimiz İslam'ın bir tanımını yapmışlar. Bu kadar kısa tanımın içi bu kadar dolu olur. İslam yaratana itaat, yaratılmışlara şefkat ve merhamettir. Allah Allah. Yani bu öyle bir dolu ki yani yaratılmışlara şefkat ve merhamet olduğu mu işin içine iyilik giriyor. Sevmek giriyor, cömertlik giriyor. Her şey giriyor. Hakikaten öyle. Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın 99 ismin içerisinde Rahman ve Rahim. Merhametlerin en merhametlisi Allah'ın adıyla başlıyoruz. Tüm fiillerimize. Eşya ile muhataplığımız, varlıkla ilişkimiz merhametlilerin en merhametlisinin adıyla başlıyor. Şu var, biz bunu işleyememişiz. Mesela Hristiyanlar bana geldi bir papaz dedi ki, bizim dedi dinimizin ana şeyi, ana fikri sevgidir, sizin ne dedi. Tabii ben tevhid dedim ama, ya düşün tevhid ama biz sevgi şeyini ön plana çıkaramamışız. Hakikaten biz de, yani hep savaşlar anlatılmış, savaş anlatılır çünkü hayat etkilemiş ama Bedir Savaşı'nı biz yapmadık, mecburen savaştık. Uhud Savaşı da öyle, Hendek Savaşı da öyle. Peygamberimiz bunları karşı taraf yaptığı için yapmak zorunda kaldı. Esirlere merhamet var. Yediğinden yedireceksin, evet. Giydiğinden giydireceksin. Esirlere dahi merhamet var. Yani Peygamberimiz hayatın en zor anında Taif'te borlanıyor. Şerefi paymal oluyor. Vücudundan kanlar akıyor. Çaresizliğimi sana ifade ederim Allah'ım diyor. Peygamberimizin bu içten yalvarışına dağlar meleği ve Cebrail geliyor. İstersen şu iki dağı kapatalım. Taif halkını helak edeyim deyince hayır diyor. Belki onların nesillerinden biri olan Allah'a ibadet edecek. Allah Allah. Hiçbir şeye Allah'a şirk koşmayacak, ibadet edecek nesiller gelir diyor. Bir insanın en çaresiz olduğu halde bile merhametli olabilmesi. Yine en muzaffer olduğu zamanda da merhametli olması. Mekke'yi fethe gelmiş 10 bin kişilik ordu. Mekkeliler panik içinde. O anda Ensar'dan Sa'd bin Ubade diyor ki, اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ Bugün büyük savaş günüdür. Büyük savaş. Melhame. Peygamberimize diyor ki, اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ Bugün merhamet günüdür. Şimdi muzafferken de merhameti göstermek. En zor anında da merhameti göstermek. Ya bu nasıl bir şey ya? Gerçekten bu örnekleri biz çok işlememiz lazım. Hocam orada bireysel noktada verilebilecek tavizler, yani bu tavizi tırnak içinde kullanıyorum. Buyurun. Yani verilebiliyor. Lakin mesele eğer Allah ve Resulü ise orada taviz yok. Orada sevgiden ya da merhametten taviz asla yok. Oraya da girebiliriz. Lakin insanların kalplerinin İslam'a ısındırılması adına onlara Allah-u Teala'nın bahşettiği, bize bahşettiği merhametten istediğiniz kadar kullanım alanı açıyorsunuz. Mesela şu da var, ona girer miyiz bilmiyorum. Mesela Allah niye hadleri cezalandırmadan da bahsediyor dünyada. Niye bunu yapıyor? Yine merhametinden yapıyor. Çünkü o anda cezalandırılmazsa daha sonraki gelen insanlara kötü bir yol bırakıyor, kötü bir çığır açıyor. Evet. O zulüm devam ediyor. Şimdi bu yakın zamanda öldürülen kızımızı katili cezalandırılmasa hiç değil. Ne olur? Ya. Daha büyük merhametsizlik doğar. Tabii. Aslında bunun hemen cezalandırılması da merhamettir. Nasıl ki mesela bir kuşa veya bir hayvana bir araç çarptı, can çekişiyor. O anda insanlar fazla can çekişmesin diye geliyor, onu kesiyor, öldürüyor. Evet. Oysa bu nedir? Bu da merhamettir. Şimdi topluma zarar veren insanların, topluma acı çektiren insanların da yani onun öldürülmesi yine diğer insanlar için merhamettir. Ama bunu anlatsak toplum anlayabilir mi? Yanlış yola çekerlerim bilmiyorum. Bu da merhamettir. Yine Peygamberimiz mesela beni çok etkileyen bir şey. Benimle sizin durumunuz diyor. Ateş yakan bir adamın durumuna benzer. Adam ateşi yakıyor. O ateşe de kelebekler, böcekler
aydınlık diye gelmeye başlıyor. Adam da kelebekler, böcekler yanmasın diye onları uzaklaştırmaya çalışıyor. Benim durumum aynı böyle diyor. Ben sizi diyor ateşe düşmeyin diye kuşaklarınızdan tutuyorum. Ama siz ateşe girmek için koşuyorsunuz. Allah Allah. Allahu Teala'nın bize emir ve yasakları da, Peygamberimizin tavsiyeleri de yani cehennem ateşine gitmeyin diyedir. Yani bu da merhamet. Bize zor gelen şeyler, bazı şeyler de merhamettir. Mesela çocuğumuz trafikte bisiklet sürüyor. Oğlum gitme diye biz ona ne yapıyoruz? Bir nevi tehdit ediyoruz. Ama niçin? Onun zarara düşmemesi için. Çocuğumuz denize giriyor. Oğlum orada akıntı var, gitme, bağırıyoruz. O bağırmamız niçin? Merhametimizden. Tabii. Elbette. Dolayısıyla tabii ki bu boyut da var. Ama sizin işleyeceğimiz farklı bir boyut var. Onu da sorabilirsiniz. Hocam ben aslında yeri gelmişken Ömer Ersenlake illa rahmetellil alemin ifadesinden yola çıkarak. Ha, onu sor, ben onu da gireyim. Eyvallah efendim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu ifade mucibince sevmek aslında bir yönü itibariyle imanın gereğidir. Evet. Eğer bunu bu şekilde idrak edersen ve ma ersennâke illâ rahmetellil âlemîn ayet-i kerimesindeki sırrı idrak edebilirsin diye kendime söylüyorum. Evet. Doğru mudur muhtemelen hocam? Buradan yola çıkarak aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin ümmetine olan sevgisiyle alakalı ashab-ı kiramıyla olan o güzel mütalâsındaki ifadenizden öğrendik. Lakin Peygamber Efendimizin hayatının bütün yönlerinin sevgi ve merhamet örnekliğiyle dolu oluşu bugün onun ümmetinden olduğunu söyleyen bizlerin hayatıyla nasıl ilintili hale getirilmeli ya da o örneklikten bahislerle günümüzü nasıl bir teraziye koymalıyız hocam? Evet. Buradan devam edelim diye arz ederiz. Aynen. Tabii tabii, buyurun hocam. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashabına, benimle sizin durumunuz ateş yakan bir kimsenin durumu gibidir. Allah Allah. Ateşe pervaneler, böcekler geliyor. Ateşe düşmesin diye o kimse nasıl ki onları uzaklaştırmak istiyorsa ben de sizi ateşten uzaklaştırmak istiyorum. Siz koşuyorsunuz. Evet hocam. وَمَا اَرْسَنَّاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet. İşte bu olay çok iyi açıklıyor. Yani alemlere merhamet üzere gönderdik. Peygamberimizin yaşayışı, peygamberimizin örnekliği insanlar ateşe düşmesin diye. Ama onu anlayabilmek lazım. Mesela hayatından peygamberimiz baktığımız zaman çocuklara karşı merhameti vardı. Torunları mescide giriyor, böyle düşe kalka, minberde hutbe veriyor, hutbeden iniyor, onları alıyor kucağına. Düşünün biz bugün hutbede çocuğumuzla minberde hutbe versek, cemaatimiz bize bakışası nedir? Yine namaz kıldırırken çocuğumuz bizim üstümüze çıksa, secdedeyken, biz secdeyi uzatsak, ne derler? Sahabe-i kiram bakıyor birisi, Allah Allah peygamberimize bir şey mi oldu diye. Bakıyor ki torunu var. Ya Resulallah niçin uzattınız diye soruyorlar. Torunum üstüme çıktı, düşmesin diye uzattım. Yine peygamberimiz namazda sureyi kısa kesiyor. Ya Resulallah biraz uzun okurdunuz sureyi. Niçin kısa okudunuz? Bir çocuğun ağlayışını duydum. Bir çocuğun ağlayışını duydum. Annesi üzülür diye kısa kestim. Allah Allah. Bu şekilde. Yani bir çocuğun dahi müşkülünü Allah'a ibadet ederken bir an evvel o müşkülü gidereyim diyerek namazını birazcık daha hızlı kılması bile örneklik olarak bize yeter. Evet. Ya da sizin ifade ettiğiniz gibi günümüzde Allah Resulü'nü aslında bilmekle yükümlüyüz, o ayrı. Ama onu bilmekten ne kadar uzağız ki
kendi içimizde dahi bazı hususları konuşurken acaba biz Allah Resulü'nün şu sünnet seniyesini yerine getirecek şekilde bir davranışta bulunsak bize ne derler diye düşünüyoruz. Evet. Bu da sevgiden ve merhametten uzak oluşumuzu da bir yönü itibariyle gösteriyor ama tabii biz işin menfi boyutunda değiliz. Müsbet evet. yönünden devam etmek mükellefiyetindeyiz. Bir şey izninizle sual etmek isterim evet. muhterem hocam. Allah Resulü'nün bütün savaşlarının, içinde bulunduğu savaşların savunma savaşı olduğunu bir yönü itibariyle ifade ettiniz siz. Yani saldırmamış Allah Resulü. Bile isteye herhangi bir canlıyı asla rahatsız etmemek adına hiçbir böyle bir fiil içerisinde yer almamış. Daima İslam'a gelen saldırılara, kendisine gelen saldırılara bir peygamber olduğu için onlara karşılık vermek adına bir tabiri caizse savunma yönünde olmuş. Şimdi muhterem hocam, bizler günümüzde İslam'ı önceki sohbet bölümünde de sizin ifade ettiğiniz gibi sadece kendimize gelmiş gibi, sadece muhatabı bizmişiz gibi ve sanki savunulması gereken tek bir kale var, o da içinde bizim bulunduğumuz kale. Olabildiğince bütün gücümüzle savunalım gayretine düşünce sevgiden ve merhametten uzaklaşıyoruz. Evet. Halbuki Allah Resulü içinde bulunduğu savaşlarda dahi sevgi ve merhameti öncelemiş. Daima. Evet. Günümüzü konuşacak olursak burada çözüm adına neler yapılması lazım muhterem hocam? Evet. Şimdi biz Müslümanız, müminiz diyen, bu duyarlılığı taşıyan insanlar arasında biraz önce bahsettik, ihtilaflar var. Bu ihtilafları nasıl çözeceğiz? Kur'an-ı Kerim onun için gelmiş. Peygamberimizi alemler rahmet olarak Rabbimiz bunun için göndermiş. Dolayısıyla bizlerin başvuru kaynağı, kılavuzu tabii Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizleri kardeş ilan ediyor. İnnemel mu'minune ihvetun diyor. Yani kan kardeşe ihve deniyor. Burada sanki İslam dinine inanan kimseleri Rabbimiz kardeş ilan etmiş. Kardeşlik neyi gerektirir? Peygamberimiz buyuruyor ki el muslim ehul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun kıyamet günü bir ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse, Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter buyuruyor. Şimdi bunları bir araya getireceğiz. Yine buyuruyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinize buğz etmeyiniz, kin duymayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden daha fazla dargın durması helal olmaz diyor. Evet. Şimdi biz bu sözleri sadece okuyacak mıyız? Değil mi? Hayatımıza geçireceğiz. Öyle. Sahabe-i kiram bunu hayatına geçirdi. Düşünün, Mekke'de Medine'ye Müslümanlar, muhacirler hicret etti. Hiçbir şeyleri yok. Ensar onlarla evlerini paylaştı, tarlalarını paylaştı, var olan her şeylerini paylaştı. Onlara karşı o kadar cömert oldular ki Allah-u Teala onları Kur'an-ı Kerim'de övdü. Kendileri son derece ihtiyaç içerisinde oldukları halde diğer göç eden muhacirleri kendilerine tercih ettiler diye, İsa böyle edenleri sever diye Rabbimiz onları övdü Necip Bey. Biz bu kardeşliği göstermemiz lazımdır. Öyle ki bir Müslüman diğer bir Müslümana bir et payı gönderiyor. O kendisinden daha ihtiyacı olduğunu düşündüğün diğer bir komşusuna veriyor. O onun komşusuna, o onun komşusuna. En son eti veren haneye yeniden dönüyor. Evet. Yani Müslümanlar olarak, müminler olarak birbirimizi sevmemiz bizim farzdır. Nasıl ki namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, hacca gitmek farz, birbirimizi sevmemiz de
farzdır. Birbirimizi sevmemek günahtır. Birbirimize kin duyamayız. Nefret edemeyiz. Ki imana bağlanmıştır sevgi. İmana bağlanmış. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olmazsınız. Çok güzel hocam. Hocam Allah razı olsun. Cümlemizden. İzninizle bir ara daha vereceğiz. Biz bu mesajlardan sonra bir eser daha okuyup eserin dönüşünde tekrar sohbetimize aslında müminin müminin sevişi ve bu bahis üzerinden sohbetimizi İslam kardeşliği ve ortaya çıkan sevgi, muhabbet. İnşallah. Ve bir de istiyorum ki aile içindeki sevgi ve muhabbete ve merhamete değinelim. İnşallah. Orada meveddet nasıl tesis edilir? İnşallah. Birazcık da onun üzerinde İnşallah. Duralım muhterem hocam. Evet. Bursa'dan selam ediyor seyircilerimiz. Hayırlı akşamlar. Evet. Konuğumuz Müftü Hocam'a saygılarımı sunuyorum demişler. İki hususun altını çizmişler. İnşallah biz bu hususlarla alakalı, sizin mesajınızdaki ifadelerle alakalı bir program gerçekleştireceğiz. Orada değinelim diye arzu ediyoruz. Özellikle temizlik, taharet ve nihayetinde genel anlamda toplumda bulunmamız gereken nokta itibariyle kılığımıza, kıyafetimize özen göstermekle ilgili inşallah önümüzdeki programlarda değiniriz diye ümit ediyoruz. Alanya'dan Ali Kaya selam etmişler. Aleyküm selam. Sohbetiniz hayırlı olsun. Cumanız mübarek olsun demişler. Ankara'dan Enver Yiğit Bey yazıyorlar. Müminlerin bayramına doğru, Cuma'ya doğru programını izleyen tüm izleyicilere sevgi, muhabbet, barış dileklerimi sunuyorum demişler. Allah razı olsun. Ankara'nın özlediği değerli Nazif hocamızı bizlerle buluşturduğunuz için Diyanet TV'ye sizlere teşekkür ederiz. Nazif hocamıza selamlar demişler. Allah razı olsun. İstanbul Esat Paşa'dan Fatih kardeşiniz. Eyvallah kardeşim. Selam aleyküm demişler. Aleyküm selam. Geceniz mübarek olsun. Hususen size, hocamıza ve değerli Mutrip heyetine muhabbetlerimle demişler. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir. Cenab-ı Hak alemi İslam'ın bütün milletlerinin kalplerini birbirlerine muhabbet ve şefkatle doldursun demişler. Allah razı olsun. Antalya Murat Paşa'dan Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Çok sevdiğim abim il müftümüz ve sizlere selam ve saygılar sunarım. Cuma akşamınız mübarek olsun. Himmet Erçin yazıyorlar efendim. Allah razı olsun. Recep hocam estağfurullah programınızı şevkle izliyoruz demişler. Allah razı olsun. Programın birazcık daha erken başlamasını istiyoruz demişler. Allah razı olsun. Elibol, İrfan Elibol, müftümüze, Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum demiş değerli seyircimiz İrfan Elibol Bey. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diğer isteğinizi de ileteceğim efendim bu arada. Ben Ankara'dayım. Neslihan Hanım, cumanız mübarek olsun. Programımızı çok beğenerek izliyoruz demişler. Allah razı olsun Neslihan Hanım. Sağolunuz. Hayırlı geceler. Konya'dan Kapı Camii cemaati selam göndermiş. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Böyle güzel sohbetleri devam ettirin diyorlar. Evet, mesajı öyle. Allah razı olsun. Cuma geceniz mübarek olsun. Hep devamlı dinliyoruz demişler. Eyvallah. Erol Toker Bey göndermiş Sakarya'dan. Eyvallah efendim. En son bir mesajımızda Rize Çayeli'nden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun demişler. Çok mesaj var ama okuyamıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir eser okuyalım. Eserden sonra muhabbetimize devam edelim. Buyurun üstadlar.
Eyvallah efendim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz Hüseyin'cim. Sağ olasın kardeşim. Eyvallah. Muhterem Hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz i̇nşallah, sohbetimize. İnşallah. Hakikaten çok keyifli gidiyor. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin. Amin. Sevgili seyirciler, Antalya Müftümüz, değerli hocamız Nazif Fethi Yalçınkaya Beyefendi ile beraberiz. Sevgiden ve merhametten bahsediyoruz. Son kısmına geldik sohbetimizin ve burada aslında birazcık kardeşliğimize dem vuralım, iman kardeşliğine ve bu kardeşliğin gereği olarak sevgi ve merhameti kendi aramızda tesis etme noktasına gelelim diye arzu etmiştik. Önceki sohbet bölümünün sonunu da böyle bağladık zaten. Buradan devam edelim ve aslında birazcık da aile hayatımıza,
aile hayatımızda tesis etmemiz gereken ya da muhafaza etmemiz gereken sevgiyi ve onun kuşatıcı noktada bir vazifesi yönü itibariyle merhametle kuşatılması gerekliliğini de düşünerek merhameti ele alalım diye arzu ederiz efendim. Evet. İman kardeşliği bahsiyle. Evet. Sözlerimin başında da belirtmiştim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Kendileriyle huzur ve sükun bulasınız evet. diye kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza meveddeyi, sevgiyi, aşkı, evet. ülfeti, muhabbeti ve rahmeti yani merhameti koyması Allah'ın varlığının delillerindendir buyuruyor. Amin. İnne fî zâlike le âyâti li kavmi yetefekkerûn. Düşünen topluluklar için bunda büyük ibretler vardır. Yani düşünün daha önce birbirini hiç tanımayan, farklı ailelerden gelen insanlar, Allah'ın içimize koymuş olduğu o sevgi, o aşk, o rahmet, o merhamet sayesinde evet. artık zamanla kendisinin en yakın olan annesinden, babasından birbirlerine daha yakın oluyorlar. Amin. O evlilikten şu dünyanın en güzel mutluluğu, gözünün nuru, gönlünün sururu olacak evliliklerin meyvesi olan çocuklar dünyaya geliyor. Ve aile çocukla güzelleşiyor. Aile çocukla bereketleniyor. Ve çocuk Allah'ın bir anneye babaya en büyük nimeti, elbette. En büyük emanetidir. Elbette. Çünkü biz bir bedel karşılığında o evladı almadık. Tabii. Rabbimiz bize El-Vahhab isminin tecellisiyle karşılıksız verdi. Düşünün bir insan gözüne bir değer biçilebilir mi? Kalbine, aklına mümkün değil. Bize böyle bir nimet verdi, tertemiz bir evlat verdi. Sözlerimizin yine başında bahsetmiştik. O tertemiz evladı hayatı boyunca tertemiz kalabilmesi için biz anneler, babalar önce ona kendisini yaratan, yaşatan, Allah'ı tanıtmamız, öğretmemiz lazımdır. Peygamberimiz önce çocuklara Allah'ın varlığını ve birliğini öğretirmiş. Yani la ilahe illallah. Allah vardır ve birdir. Yaratandır, yaşatandır, rızık verendir. Her şeyimizden haberdar olandır. Kalplerimizden, geçirdiklerimizden dahi haberdardır. Elbette. Şimdi o çocuğa yaratıcısını tanıttığınız zaman ve ona ailede, yanında hep sevgiden, merhametten, güzellikten bahsettiğimiz zaman düşünün hayvanlara dahi çocuğumuzun yanında merhametli davrandığımız zaman evet. sevgiyle davrandığımız zaman hani başta söylemiştik bütün canlıların ortak dili sevgi hayvanlar da bile öyle kedide, köpekte sevgiyle bakışından anlıyor nefretle bakışından da anlıyor bırakınız bitkiler dahi, çiçekler dahi kötü söz söylendiği zaman kötü etkileniyor. Güzel söz söylendiği zaman olumlu etkileniyor. Bunlar bizzat deneylerle sabitlendi. İşte çocuğumuza biz daha küçüklükten sevgiyi, merhameti öğretmeliyiz. Çocuğumuzun yanında anneler babalar olarak kavga etmemeliyiz. Birbirimize kötü sözler söylememeliyiz. Onlar bunlardan etkilenir. Yine onların yanında dedikodu yapmamalıyız. Birini kötülememeliyiz. Diğer komşumuzu, akrabalarımızı çocuğumuzun yanında çekiştirmemeliyiz. O bunlardan etkilenir. O çekiştirdiğimiz kimselere düşman olur. Ya ben evet. öyle demedim dersiniz ama o sizin konuştuğunuz her şey çocuğun hafızasına yerleşir. Onun kişiliğini ve karakterini oluşturur. İşte, çok doğru söylüyorsunuz hocam. Dolayısıyla bize Allah'ın emanet olan çocuklarımıza sevgiyi vermemiz lazım. Sevgiden mahrum etmememiz lazım. Ona değerli olduğunu, şerefli olduğunu hissettirmemiz lazımdır. Hakikaten bazen bizler ilgilenemiyoruz evlatlarımızla. Rabbimizin bize ne kadar büyük bir ihsanı, lütfu, hazinesi olduğunu unutuyoruz. Evladı olmayanlar bunu daha iyi biliyor. Evet. Bu mübarek
Cuma akşamında, duaların icabet saatinde inşallah, evlat hasretiyle yanan kardeşlerimize, amin, Rabbim ya salih, saliha evlatlar nasip etsin. Amin. Gidin onlara sorun. Bir hocamız demişti, bir defasında çocuğuma kızmıştım. Evladı olmayan bir arkadaşım bana o kadar kızdı, o kadar kızdı ki. Allah Allah. O kadar kızdı ki sen bunun ne değerini bilmiyorsun. Kızmayacaksın bir daha. Biz onun hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Allah Allah. İşte o değeri, kıymeti, hazineyi bilip ona sevgiyi aşılamamız lazım. Merhameti aşılamamız lazım. Ama maalesef şimdi biz büyük hatalar içerisindeyiz. İnsanlık olarak, millet olarak, Müslümanlar olarak da çocuklarımızın elindeki tabletlerde, telefonlarda oyunlar var bazı Necip Bey. O oyunlarda ne var? Savaş oyunları var. Evet. Ne kadar kişi öldürdün, o kadar puan. Ne kadar kan döktün, o kadar zafer. Hep şiddet sarmalındaki bu oyunlar sadece bir oyun mu? Çocuğumuzun dünyasını değiştiriyor, etkiliyor. Okuduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz her şey bizim karakterimizi şekillendiriyor. İşte dünkü olan olay. Yani bu çocuk, bunu yapan kişi daha doğrusu, bunu nerede gördü? Evet. Fıtraten Cenab-ı Allah onu İslam fıtratı üzerine halk eylemedi. Tertemiz yaratmışken. Tertemiz yaratma, elbette yarattı. Ama bunu nereden öğrendi? Evet. Ya da insanlar birbirlerine kötü davranışları sizin ifade ettiğiniz gibi nereden öğreniyorlar? Anne babadan başlıyor bu süreç belki, evet. Ama sonra işte televizyonlar vesaire, bütün kanallar Diyanet TV gibi değil ki. Evet. Yani oturacaklar evlerde, aslında bütün kanallara sıradan anne baba Diyanet TV'yi yerleştirecek. Çocuk evet, belki bilmem kaçıncı da görecek başkalarını ama görmeyi versin o da. Evet. Ama bu bir olayda kanalı açıyor, birilerinin masumluğuyla birilerini ötekileştiriyor, öbürleri sadakatsizliği ön plana çıkartıyor. Biri bir yerden farklı kötü örnekleri bir kızcağızın üzerinden anlatıyor. O ona ne yapmış, bu buna ne etmiş vesaire. Böyle perişanlık içerisinde, yani hani bağışlayın hocam, yani bir çamur deryası içerisinde bir ekran görüyoruz karşı tarafta. Evet. Ama öbür tarafta koskoca bir nesli heba ediyoruz hocam. Yani. Şunu anlamak mümkün değil. Ben Avrupa'da 2005 yılında bir aylığına Hollanda'ya gitmiştim Ramazan'da. Tabii ki televizyonlarını karıştırıyordum onların da. Ne cinayet haberi var, ne trafik kazası haberi var. Haberlerde yok bir şey. Allah Allah, böyle seyrederken dedim ki, camiye gittik ya dedim, Hollanda cennet gibi yer. Yemyeşil, dümdüz. Efendim hiç kavga, gürültü yok. Haberlere bakıyorum. Trafik kazası yok. Deyince güldüler. Hocam dediler. Hocam, cuma, cumartesi buralarda çok büyük cinayetler işlenir. Çok büyük olaylar olur. Ama o bölgenin emniyet müdüründen habersiz hiçbir kanal o şiddet görüntülerini, kaza görüntülerini yayınlayamaz. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü kötünün tasviri, günahın tasviri yasaklanmıştır. Siz bu kötü örnekleri hep yayınlaya yayınlaya insanların bilinçaltına bunları alıştırıyorsunuz. Şimdi gerçekten bugünkü o masum kızımızın annesine de Rabbim sabır, metanet versin. Amin. Kendi kızımız olsaydı hiç günahsız yere. Bunun örnekleri çok. Hep yaşıyoruz, hep yaşıyoruz, hep tekrar ediliyor. Bunun haberini veren kanallar. Seslenmek istiyorum lütfen. Ya siz sorumlu değil misiniz? Ben sorumlu değil miyim? Niçin bu şiddet örneklerini, haberlerini bu kadar yaygın veriyorsunuz? Kötünün, yanlışın siz bir nevi reklamını yapmış olduğunuzun farkında mısınız? Öyle değil mi? Günahı işleyen kişinin kendi işlediği günahı tekrar etmesi dahi günahken, evet, bir başkasının işlemiş olduğu günahı insanların gözünün içine soka soka onların psikolojilerini perişan etmek uğruna tekrar tekrar ekrana yansıtmak ya da farklı mecralarda, portallarda dile getirmek, ifade etmek hakikaten büyük günahtır. Ama muhterem hocam, buyurun. Sevgi kazanacak, merhamet kazanacak. Kesinlikle. Allah-u Teala'nın yanında olanlar kazanacak. Kesinlikle. Kalplerini Allah'ın sevgisine ve merhametine açanlar, Allah Resulü'nün sevgiyle ve merhametle tebliğ ettiği dini mübini İslam'ı gerçek anlamda yaşayanlar kazanacak. Kesinlikle. Selam olsun onlara. Selam olsun.
Böyle bir işin müsbet yönü itibariyle evet. Mevzumuzu bağlayalım hocam. Sevgi ve merhameti Allah Resulü'nün bize öğrettiği cihetle toplumumuza daha sağlam bir şekilde yayabilmek adına böyle bir iki formül kabilinde cümle sizden istirham etsek efendim. Evet, Hazreti Ömer Efendimiz biraz önce de bahsettim, kaba, şiddetli bir insan. Müslüman olduktan sonra ne diyor? Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kapsa, adli ilahi gelir Ömer'den sorar onu diyor. Kuşu böyle avucunda sıkan bir çocuk görünce iniyor. Ona kaç lira bu kuş diyor, 2 dirhem diyor. O 2 dirheme bir koyun alınır. Allah Allah. Ve o 2 dirhemi veriyor. Diyor ki, ben peygamberimizden şöyle duydum diyor, azat ediyor. Yerdekilere merhamet eden, göktekilerden merhamet bulur. Dolayısıyla bizler toplumumuzda insanız, hata yapabiliriz. Mesela aile içine bir formül vereyim. Evet. Şimdi biz bir kadınla evlendik. O kadının bir babası var. Değil mi? O kadının babası olduğunu söylüyoruz. Merhamette empati de vardır. Evet. Şimdi ben hanımıma kızdım veya dövdüm. Ne oluyor? Bir başkasının kızını dövdüm, hakaret ettim, incittim. O baba bunu duyduğu zaman ne hisseder? Veya bizim kızımızı evlendirdik. Onun eşinin onu dövdüğünü, ona hakaret ettiğini duyduğumuz zaman bir baba nasıl incinir buradan? Yani empati yapacağız. Evet. Diyor ki Peygamberimiz, Fatıma benim bir parçamdır. Allah Allah. Onu üzen beni üzmüştür. Allah Allah. Evlat sevgisi. Evlat, insan bu dünyada canını verebileceği tek varlık. Öyle değil mi? Öyle tabii. Hanımlarımızı da böyle babaları var. Tabii. Kendi kızımıza nasıl merhametli davranmasını istiyorsak, bir başkasının kızı olan eşlerimize de öyle merhametli davranmalıyız. Necip Bey, ben kendi hayatımda da şunu ilk edinmişimdir. Empati yapmayı. Yani karşımdaki kişiyi kendim yerine koyuyorum. Hani Peygamberimiz buyurdu ya, لَا يُؤْمِنَ حَدُكُمْ حَتَّى يُؤْبَ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Evet. Kendin için sevdiğin, istediğin bir şeyi mümin kardeşin için de sevip istemedikçe gerçek iman etmiş olmazsın. Evet. Dolayısıyla bizi bu kötülüklerden koruyacak formül, aklıma bu geldi şu an. Gerçekten de bu formül işe yarıyor. Yani kendimizin kızına nasıl davranmasını istiyorsak başkasının, bir başkasının kızına da öyle merhametli davranalım. Ki bir yönü itibariyle o aslında bizim hani evleniniz, dininizin yarısını itmam etmiş evet. olursunuz işaretinden. Bu bizim Allah-u Teala tarafından bize verilen bir lütuf. Ve o aslında bize emanet edilen, bizim de emanet edildiğimiz kişi. Evet. Bu yönü de var yani. Tabii ki. Tabii. Değil mi hocam? Karşılıklı. Siz onlara bir örtüsünüz, onlar da size bir örtü. Yani evet. kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı. Kadın ve erkek birbirinin eşiti değil. Birbirinin eşi. Bu bilinç olduğu zaman birbirini tamamlar. Birbiriyle yarıştığı zaman kaybeder. Yani artık aynı duyguları paylaşmamız lazım. Hayatın zorlukları evlilikte bizi bıktırmaması lazım. Çünkü huzur ailede başlıyor ya. Evet. Bu kin nefret aileden öğreniliyor ya önce. Sonra evet. nerede? Sonra çarşıda, sokakta, kitaplarda, sinemalarda, filmlerde öğreniliyor. Bizler evlatlarımıza her bir anne baba olarak şimdiden başlasak, çocuklarımıza sevgiyi ve merhameti öğreteceğim. Hı hı. Onlara bunu aşılayacağım, empatiyi öğreteceğim dediğimiz zaman başka canlar yanmayacaktır diye düşünüyorum. Rabbim Eyvallah. Bizi her olayda sevgi ve merhameti esas alanlardan eylesin. Amin. Çünkü bu şiddetin, öfkenin, baskıcılığın, terörün, doyumsuzluğun ilacıdır, panzehirdir, merhamedir. Rabbim bizleri inşallah şu mübarek cuma gününde birbirimize karşı, müminlere karşı sevgi ve merhametle kalplerimizi doldursun.
tüm Amin. Varlıklara, tüm eşyaya, tüm insanlara sevgi ve merhametle bakabilmeyi nasip eylesin. Biz insanlara merhamet gösterirsek, merhametlilerin en merhametlisi de biz de sevgi ve merhamet gösterir. Eyvallah hocam. Şöyle bir hasret işitmiştim güzel birinden, inşallah güzel olan birinden. Akdeniz'e böyle adımını attığında siz gideceksiniz, yarın Akdeniz'i göreceksiniz, hemen böyle sizin için hakikat olmuş olacak. Akdeniz'e böyle adımını attığında, denize girdiğinde bir ayetel kürsi okuyup üflermiş denize. İnşirah suresi, Felak ve Nas. Niye böyle yapıyorsun diye sorulunca da, bu deniz ne hiç kimseye zarar versin, ne kimseden zarar görsün. Allah Allah. İçindeki varlıkla birlikte. Çünkü gittiği her noktaya, yani o denizin Cenab-ı Allah'ın lütfu ilahisiyle içindeki o varlıklarla birlikte, o güzel gönüllerine dahil olduğu andan itibaren o nimetler insanlara şifa versin. Bu deniz hiç kimseye zarar vermesin, bu denize de kimse zarar vermesin. Akdeniz'e selam olsun. Çok sağ olun. Hemen şöyle bir baktığınızda görünür muhtemelen, ya da daha doğrusu varlığını evet. biliyorsunuz. Kıbrıs'a ve Hala Sultan'a selam olsun. Antalya'dan özellikle Yivli Minare'nin oraya gittiğinizde de bizi gönlünüze alın. Oradaki Ehlullah'la biz birlikte şu anda sizin muhatap olduğunuz bütün görevli hocalarımıza ve cami cemaatlerine de selamımızı iletin muhtemelen hocam. Aleykümselam. Olmaz mı? Çok sağ olun. Allah size razı olsun. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam oldu. Eyvallah. Bizim programda için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Güzel bir Aynen. akşam geçirdik. İnşallah bizi ekranları başında izleyen kardeşlerimiz de bu sevgiyi ve merhameti yüreklerinde hissetmiştir diyorum. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Nazif Fethi Yalçınkaya hocamızla beraberdik değerli dostlar. Ben birkaç mesajı okuyacağım, ondan sonra esere geçeceğiz. Sonrasında program kapanıyor. Selam etmişler Antalya Muratpaşa'dan, Akdeniz'in ılık Meltem havasından muhabbetler diliyorum demiş değerli hocamız. Teşekkür ediyoruz. İsim olarak şunu tekrar bakalım. Eyvallah. Emin Güler hocam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şakir Irgın Bey Hollanda'dan yazmış. Selam etmişler. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Bircan Güllük Camii İmam Hatibi Muratpaşa Antalya'dan yazmışlar. Genç sempatik Güler yüzlü Antalya'mızın medarı iftarı, Antalya'nın evladı Sayın Müftüme ve size, tüm yayın ekibine, değerli orkestramıza Antalya'dan selamlar, Allah razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir fotoğraf göndermiş seyircimiz, mesajla yazıyor ama diğer mesaja bakalım. Ankara'dan Enver Yiğit Bey, ne kadar kıymetliymiş yollarda amaçsızca gezebilmek, denizin maviliğini görebilmek demiş. Ne kadar kıymetliymiş farkına varmadan yaşadıklarımız, asıl kıymet Nazif hocamızı sevmekmiş demiş. Nihayetinde Enver Yiğit Bey, Allah razı olsun, çok güzel. Evet efendim, şu mesajı da bakalım, sonra esere geçelim. Allah razı olsun. Sıradan hep bütün mesajları açıyoruz. Eyvallah. Hocamıza binlerce selam demişler ama adını yazmamış seyircimiz. Necip Bey, güzel program oluyor. İl müftümüz ve size selamlar. Antalya Muratpaşa'dan Veli Duran İmam Hatip imiş. Değerli muhterem hocamız, Allah razı olsun. Antalya Demre'den selamlar. Değerli müftümüze hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyoruz demişler. İsmi yok değerli seyircimizin. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere de bizimle birlikte Cuma'ya doğru yolculuğuna çıktığınız için. Şurada vakitler kaldı teheccüde. Yatsı namazlarını kılmayanlar kılsınlar. Vitiri teheccüde birleştirebilirler, yani onda bir sıkıntı yok. Hepsini bir de kılabilirler değil mi hocam? İnşallah. Evet. Allah kabul etsin. Bunu niye söylüyorum? Namaz aslında bir iddianın ispatıdır. Cenab-ı Allah'ı seviyorsanız namaz kılacaksınız. Değil mi hocam? Namaz kılın ki sevdiğinizi bilelim. Hadi daha doğrusu biliyoruz, seviyorsunuz, lakin sevdiğiniz için bir de namaz kılsanız daha da güzel olacak. Bunu dediğim kardeşimiz kendisini biliyor. Allah ondan da sizlerden de razı olsun. İnşallah bir eserden sonra veda etmiş olacağız sizlere. Önümüzdeki hafta tekrar Cuma'ya doğru programında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor. O zamana kadar ve daima sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Değerli hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Biz Allah teşekkür ediyoruz. Razı olsun. Sizlerden de Allah razı Eyvallah. Olsun. Buyurun Üstad'da.
Sevdim seni mavduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mavduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evladı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Mahşerde ne biler biler senden medet ister. Mahşerde ne biler biler senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü